Sen bana güven. Ben biliyorum. İkisi de erkek olacak. İlyas, henüz cinsiyetleri belli değil. Ne demek belli değil? Birkaç haftaya belli olur. Tabii yarın gittiğimde tekrar soracağım ama. Ya yok, gerek yok. Ben biliyorum. Nereden biliyorsun? Bak, erkek erkek diyorsun, sonra kız diyecekler, bozulacaksın. E tamam, bir kere ben ona daha çok sevinirim. Allah Allah. Sen. Yahu bugün sen bana anlatmadın mı işte Alparslan'la Hızır Ali'yi gördüm, birbirlerine giriyorlardı neredeyse, ben araya girmeseydim diye. E düşün yani, kız olacak. Ne kavga edebilirler ki yani? En fazla sen benim bebeğimi aldın, yok ben senin bebeğini aldım falan. Düşün bir de İlyas'la Behzat. İkisi de Çakırbeyli. İlyas, sen gerçekten Behzat Çakırbeyli diye bir şey hayal ediyor musun? Ben Behzat Çakırbeyli'yi hayal edebiliyorum. Yani façalı olarak kabul edemiyorum. Her neyse. Yarın gitmem konusunda ne diyorsun? Bir şey söyle de ona göre hareket edeyim. İstersen etme. Hayriye'yi göndermiş, Hayriye'yi. Anamı. Bak, savaş çıksa evini bırakıp gitmeyecek. Kadını kaldırmış, memleketine göndermiş. Seni mi gönderemeyecek? Gönderemedi işte, onu diyorum. Sen beni gönderecek misin, onu söyle. Ömür, ben sensiz yapamam. Aklımda senle kalır. Benim de aklım sende kalır. Doğrusu ben de gitmek istemiyorum. Doğru olanı gitme hayatım. Alparslan dediyse gitmekte fayda var. Gideyim yani. Bak şöyle yapalım. Biz yarın hastaneye gidelim. Sonra da ben seni oradan uğurlayayım. Allah'ını seversen İlyas, sen beni hastaneye falan götürme. Emine abla gelip alacak zaten. Ya benim sana ne zararım var? İlyas, sen geriliyorsun. Sen gerildikçe ben geriliyorum. Ben gerilmiyorum. Heyecanlanıyorum. İşte sen heyecanlı heyecanlı benden haber bekle. Tamam. Bu arada ben burada yokken herhangi bir kadına bakacak olursan, ona selam verecek olursan, hatta onun selamını alacak olursan. Ömür, kendine gel ya. Ben İlyas, sen kimle konuşuyorsun? Ben diyeyim de. Ya Ömür, hem beni terk ediyorsun hem de bana haber verme gereği bile duymuyorsun. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Seni terk etmedim İlyas. Evi terk ettim. Dün gece de bunun gerekçelerini sana kendimce anlatmaya çalıştım. Ve sen her zamanki gibi yine beni dikkate almadın. Aldım Ömür. Bugünün konusu değil, bakarız dedim. Bakarız demek dikkate almamaktır. Yaparım demek dikkate almaktır. Ya sen bana haber vermeden o evden kapıyı çarparak çıktın mı çıkmadın mı? Kapıyı çarpmadım. Ben sana bir çarparım. Anlamadın mı? Ömür, sen benim karımsın. Bir istediğin olmadı diye o evi terk edemezsin. Senin kucağına emanet bir çocuk bırakıldı. O yokmuş gibi davranıp çıkıp gidemezsin. Benim karım ölür, bunları yapmaz. Ama anladığım kadarıyla senin kocan olmak için senin her dediğini yapıyor olmak lazım. Hem de hemen, yarın. Sana aşağılandığım yerde, kocamdan başkasının bana hesap sorduğu yerde yaşamam dedim. Ve sen bunun hesabını ne kimseye sordun, ne de ertesi gün topla bavulunu çık o evden dedin. Demedim. Demeyeceğim de. Ömür, tane tane ve net bir şekilde söylüyorum. Orası benim yaşadığım ev. Benim yaşadığım ev benimdir. Ve eğer hala biz diye bir şey varsa bizimdir. Anladın mı? Ya şimdi benimle bu evden çıkarsın, evimize gideriz. Ya da?
Ömür, geliyor musun, gelmiyor musun? Gelmiyorum. Gelme. Gelme. Evet Ömür. Dün gece de dediğim gibi yoğunum. Biraz meşguliyetlerim var. Uzun uzun konuşacak bir vaktim yok yani. Ben de başkaları şahit olmasın diye buraya geleyim. Burada konuş istedim. Yani söylemek istediğin şeyler vardır. İnsanlar duymasını istiyorsun ya. Neyi insanlar duymasını istiyormuşum? Dedin ya İlyas. İnsanları huzursuz etmek istemiyorum diye. Seni dinliyorum. Benim söyleyecek bir şeyim yok. Sen de söyleyeceklerini söyledin. Bana düşen de verdiğin kararların arkasında durmak. Olgun bir şekilde. Dillendirdiğin şeyleri sindirmek. Sonra da gereğini yapmak. İlyas, biz karı kocayız. Büyük bir aileyiz. Seninle olan sorunlarımızı onların yanında da konuşabilmeliyiz. Çok şükür ikimizin de birbirini küçük düşürecek dönülemez hataları yok sonuçta. Bizimki bir fikir ayrılığı. Orta yol bulabiliriz umarım. Ben orta yolcu değilim Ömür. Bir ayrılık varsa vardır, yoksa da yoktur. Bir gün vardır, bir gün yoktur falan, bunlar bana göre şeyler değil. Tamam İlyas. Söylediklerim için kusura bakma. Özellikle mahremimizi başkalarının yanında paylaştığım için özür dilerim. Özrün kabul edilmedi. Başka bir şey var mı? İlyas, sen bu kadar katı bir adam değilsin. Ömür, bence sen beni tanımıyorsun. Bana bir laf söyledikten sonra o lafı geri aldım diyemezsin. Ömür, o laf benim beynimde sürekli döner durur. Anladın mı? Öyle pardonla, özür dilerimle falan da olmaz. Sen yaptığın zaman ben uzatmıyorum ama. Heh, işte bak ne güzel dedin. O sensin işte. Bu da benim. Bence biz artık dönülmeyecek bir yerdeyiz. Benim söyleyeceklerim de bu kadar. Tamam İlyas. Ben evimizdeyim. Seni bekliyor olacağım. Ben senin karınım. Verdiğin her karara saygı duyarım. Kabahatliğin farkındayım. Eğer sen de kafandan benim söylediğim, senin alındığın, kırıldığın şeyleri silip atabilirsen, senden önce bekliyor olacağım. Olur, olur. Yarından itibaren gündemi de o Macit olacak.
senin gündemin ne İlyas? Seninkinin ismi ne? Ömür, Ömür. Benimkinin ismi Ömür. Bunu zaten evde konuşacağız ya. Burası da ev. Yabancıda kimse yok. Baş başa Ömür, baş başa. Bence sen bir kendinle baş başa kal. Sonra bir ara konuşuruz. Ne oluyor? Ne oluyor? Ömür, başka bir sektöre geçelim istiyor abi. Yani hep birlikte. Legal bir şey yani. Öyle mi? Peki ne önerirsin Ömür? Ha? Ne iş yapalım? Fark etmez. Daha uzun yaşayacağınız herhangi bir iş olabilir. Ya benim anlamadığım şu, misal maden işçileri de evlerine ekmek götürmek için her gün hayatlarını riske atıyorlar, öyle değil mi? Acaba onların karıları da senin gibi bırak işini, bana sen lazımsın falan diyorlar mıdır? Sen bu duyguyu anlayamazsın Behzat. Senin kaybedecek kadar sevdiğin biri yok. Allah Allah. Peki sen nesin Ömür? He? Abim ne? Hatta İlyas ne? Dido ne? Siz benim sevmediklerim misiniz? He? Behzat. Ömür'e de çok yüklenmeyin. O da herkesin iyiliğine bir şeyler söylemeye çalışıyor. Yani hiçbir umut yok mu sizin bu işinizde? 3 yıla kadar bırakırız. 5 yıla kadar işlerimiz legal olur. 10 yıla kadar belimizden silah çıkarırız gibi şeyler işte. Kusura bakma Emine de. Sen de bana böyle bir şey sormuş olsan, getir boşanma kağıtlarını imzalarım derim yani. Bunu duyduğum iyi oldu abi. Ben evrakları hazırlatırım İlyas. Ömer. Ben müsaadenizle gitmek istiyorum. Ömer, ben zaten buraya seni almaya geldim ya. Ben tek başıma giderim, Selçuk götürür. Hala, bence çok üstüne gidiyorsun. Ne olur Didem, boşar mı beni? Dul mu kalırım? Her halükarda sonuç bu ya. Belli ki Ömür Hanım bu ara gergin. Müdahale edip olayı daha çok tırmandırayım istemedim. Ya Bahar, acaba Ömür'e bu akılları sen mi veriyorsun? Hani vuruldum vuruldum diye işliyor musun kız, nedir yani? Benimle ne alakası var Behzat? Behzat, Bahar'la bir alakası yok. Uzun zamandır böyle şeyler söylüyordu. Ceylan öldükten sonra da hepten kötüledi. Benim de başından beri Hızır Ali ile evlenmeme karşı adam. Yani Ceylan annemden önce bile zaten böyle düşünüyordu. Abi müsaaden olursa ben şu işe bir el atayım. Tabii İlyas'ın da müsaadesi olursa. Yani şimdi bu Ömür boşanacağım falan diye afra tafra yapıyor da. Yani eğer boşanırsa bu hangi eve girecek? Bu eve. E biz şimdi başka dünyanın insanı mıyız abi? Neyse. Araya girmek bize düşmez Behzat. Ömür diyeceğini dedi. Madem hepinizin yanında bu boşanma lafını etti, ben de gereğini yaparım.
Tehdit edilecek adam değilim. Sevdiğin insanın yanında ya varsındır ya yoksundur. Net, basit. Merhaba İlyas. Merhaba, merhaba. Zaman ayırdığın için teşekkür ederim. Seni dinliyorum. Önümüzde bir süreç var. Belli ki zor bir süreç olacak. Özellikle insanların aramızda kalmaması adına gelip konuşmak istedim seninle. Ha, insanları düşünüyorsun yani. Mesela Hızır Ali ile Didem'i, kardeşim daha yeni toprağa vermiş Emine ablayı, konuşmaya yeni başlamış sana anne demiş Zeyno'yu. Çok düşünceli gördüm seni. İlyas, ben seninle aramda geçen durumu konuşmak için gelmedim. Geçen gün hangi noktadaysam, şu anda seninle ilgili aynı noktadayım. Öyle ya da böyle dönülmez bir yere geldik. Bu saydığın insanları arada bırakıp daha fazla üzmemek adına bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ne gibi? Boşanalım. Ama saygı çerçevesi içerisinde bir ilişki yürütebiliriz. En azından Zeyno için. Saygı. Geçen bana bağıra bağıra sen adam değilsin derken neredeydi bu saygı? Dediğim gibi. Seninle aramda geçen durumu konuşmaya gelmedim. Aramızda kalanları konuşmaya geldim. Özellikle de Zeyno'yu. Zeyno daha çocuk, unutur. İki gün sonra da Mine'ye anne der. Olur biter. Onu görmeme izin vermeyecek misin? Hazır buraya kadar gelmişsin, gör. Sonra vedalaş. Eşyalarını al, git. Sen yokken izin isteyip gelip göremez miyim? Gerek yok. İlyas lütfen. Bunca geçen güzel günün hatırına senden tek bir şey istiyorum. Sadece kendim için de istemiyorum. O daha masum bir bebek. Beni cezalandırayım derken o günahsızı cezalandırma. Zaten onun günahı nedir hiç bilmiyoruz Ömür. Çocuk daha bir yaşına girmeden iki tane anne kaybetti. Alıp götüreyim demiyorum İlyas. Ömür, bana söyleyeceğin başka bir şey var mı? Yoksa benim işim gücüm var mı? Yok İlyas. Bu konuyu Hızır abiyle ve Alparslan'la konuşacağımı bil. Konuş. İstediğinle istediğin şeyi konuş. Benimle konuşacakların bitti. Müsait miydin? Uyumak üzere kızım. Biraz konuşalım istedim. Olur İlyas. Hadi yat bakalım. Yat bakalım. Şşş. Şimdi Ömür. Çok kötü günler yaşıyoruz. Tabii senin durumun hepimizinkinden daha zor. Bu kadar üst üste
kayıp yaşamak her insanın kaldırabileceği bir yük değil. Sen çok güçlü bir kadınsın. Altından kalkarsın diyorum. Ama böyle bir durumda yanında olmamak da bana kendimi kötü hissettiriyor. Bugün yaptığım şeylerden dolayı özür dilerim. Hatta sadece bugün değildi. Bugüne kadar yaptıklarımdan diyeyim. Beni bilirsin. Ben seni her şeyden çok seviyorum. Ve sevdiğim birini paylaşma fikrine bile tahammül edemiyorum. Ve belli ki tepkilerimi fazla yüksek ya da sert veriyorum. Sen de esnek değilsin. Haklı olarak resti çekiyorsun. Var var. Benim de birkaç kötü huyum var. Gönül olaylar bu noktaya kadar gelsin istemezdi. Ama sen atar yapınca ben de gider yapıyorum. Sonra da bir yere varamıyoruz. Ben tam da bu günleri yaşamak istemediğim için. Sevdiklerimi kaybetmekten korktuğum için seni bu kadar zorladım. Ama görüyorum ki nafile. İnsanın kaderinde varsa ne yaparsa yapsın sevdiklerini kaybedebiliyor. Eğer sen de beni affedersen en azından Didem'in dediği gibi bir gün mutlu olacaksam sevdiğimle mutlu olurum dediği kadar seninle mutlu olmak isterim. Ben senin gibi seven bir adam bulamam. Senin kadar da kimseyi sevemem. Bir günse bir gün. Bir ömürse bir ömür. Ömür ömür. Bir ömür. Seni çok özledim. Ben de seni.